Değerli basın mensupları, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi pazartesi günü başlıyor. Zaten bildiğimiz gibi minik öğrencilerimiz bu hafta uyum eğitimine de başlamışlardı. Covid öncesi bir dönem var, bir Covid süreci var ve sonrası. Ancak bildiğimiz gibi tabii ilk öğretimde, orta öğretimde ve yüksek öğretimde tartışılan bir takım sorunlar hala devam ediyor. Şimdi acaba okullarımız eğitim-öğretim dönemine hazır mı? Eğitim dönemine girerken hangi sorunlar var? Şöyle bir sizlerle bakalım istedik. Değerli basın mensupları, her yıl olduğu gibi yine okullarımızda fiziksel eksiklikler, ama bunların yanı sıra temizlik, güvenlik personeli gibi eksiklikler halen devam etmekte. Bu bilgiler bize okullardan geliyor. Yine kadrolu yardımcı hizmetli sayısı sorunu var. Bu yeterli değil. İşkur üzerinden evet bir miktar görevlendirme, süreli görevlendirme yapılıyor. Ancak bu görevlendirmeler de ihtiyacı karşılamıyor. Ki okullarımızın burada ihtiyacı olan kadrolu yardımcı hizmetli ataması yapılmış olmasıdır. Ancak bunu defalarca söylememize rağmen gerçekleştirmediler. Yine yeteri kadar öğretmen ataması da yapılmamıştır. Şu an en az 100 bin öğretmen ihtiyacı vardır. Eğer bu atama yapılmadığı takdirde büyük sorunlar oluşacaktır. Öğrenciler öğretmensiz kalacaktır. Bunu da yine defalarca dile getirdik. Ve yine sözleşmeli ücretli öğretmenlik sistemi ve sorunları devam etmektedir. Öğretmen açıkları ücretli öğretmenlik sistemiyle karşılanmaya çalışılmakta ve bu gerçekten eğitim sisteminin büyük bir ayıbıdır. Bu sisteme derhal son verilmelidir. Diğer taraftan eğitimin çalışanları mali açıdan da ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle özellikle eğitim öğretime hazırlık ödeneği en az bir maaş tutarında tüm eğitim emekçilerine ödenmelidir. Ödenen miktarlar da zaten herkesi kapsamamakta ve yeterli de olmamaktadır. Okullarımızdaki bir başka sorun ise güvenliktir. Ve Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımızın güvenliğini sağlayacak tedbirleri derhal almalıdır. Yine önemli bir konu, belki de en önemlilerinden bir tanesi okul bütçelerinin oluşturulması. Değerli basın mensupları, okul bütçeleri oluşturulmadığı sürece, tekrar etmek istiyorum, okul bütçeleri oluşturulmadığı sürece velilerden para toplanmaya devam edilmektedir. Şimdi zorunlu eğitim kapsamındaki okul sayısına şöyle bir bakalım. Şu öneriyi her zaman yaptık. Bakın, devlet okullarında örgün eğitim içerisinde 15.189.878 öğrenci bulunuyor son verilere göre. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi ise 189 milyar lira. Okullara her eğitim-öğretim yılının başında eğitim-öğretime hazırlık amacı ile öğrenci başına en az bir miktar belirleyelim. Diyelim ki 200 lira öğrenci başına verilmiş olsun. Bakın, öğrenci sayısıyla birlikte çarptığınızda sadece Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 3 milyar liralık kısmını alıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin %1.6'sı demek bu. %1.6'sı da okul bütçelerinin oluşturulması açısından Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da devlete bir yük asla sayılmaz. Eğitim sistemine verilen önemi aslında bir kez daha vurgulamak ve eğer eğitim sistemine önem vermek istiyorsanız, değer vermek istiyorsanız, büyük bir katkı yapmak istiyorsanız yapılması gereken okul bütçelerinin oluşturulmasıdır. Ve biz de bunu iktidarımızda zaten yapacağımızı ifade ettik. Şimdi diyor ki Sayın Bakan, biz okullara ihtiyaçları için para gönderiyoruz. Daha önce liselere gönderiliyordu. Diğer okullara ise sadece işte ısınma, temizlik giderleri gibi elektrik, su giderleri ödeniyordu. Şimdi bir miktar
para ihtiyaçları da karşılanıyor ancak bakın 1000 öğrencisi olan bir okula gönderilen 4500 lira ihtiyaçları karşılamaktan gerçekten uzaktır. Yani şu enflasyonist ortamda gerçekten bu rakamlar artık komik kalıyor. Ve şöyle düşünelim, 1000 öğrencisi olan bir okul mantıken en az 5-6 temizlik görevlisi gerektirir. Ancak tabii temizlik görevlisi ataması yapılmadığı için ve bu okulların paraları da olmadığı için zaten okulda para toplayarak ya da bağışlarla bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu da doğru bir uygulama değil. Bunun önüne geçmek için tekrar ifade ediyoruz ki öğrenci sayısı başına hesaplanmış olan okul bütçelerinin her okula verilmesi lazım dönemin başında. Diğer taraftan taşımalı eğitim halen devam ediyor bu dönemde de. Ve Sayın Genel Başkanımız her ortamda köy okullarının tekrar açılması gerektiğini, taşımalı eğitime son verilmesi gerektiğini ifade ediyordu. Şimdi tabii kamuoyundan da bir baskı oluşunca bir açıklama yaptı Sayın Bakan. Dedi ki işte 6900 köy okulunu revize ederek vatandaşın hizmetine açacağız ve Milletin Bakanlığı da bir değişikliğe giderek köy okullarının yeniden açılacağını bir yönetmelik değişikliğiyle vurguladı. Şimdi bu ne kadar gerçek, ne kadar yapılacak? Şu ana kadar yapılan hiçbir şey yok ve son Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine girdiğimiz dönemde de böyle bir bütçeye, böyle bir pay zaten konmadı, böyle bir planlama zaten yok. Ancak sözde böyle bir cümle vurgulandı. Fakat bu konuda gerçekten gerekenin yapılması önemli. Biz zaten köy okullarını iktidarımızla açacağız. Köylerde yeniden eğitim öğretim başlayacak. Köylerde yaşayan öğrenciler öğretmenlerine kavuşacak. Bir taraftan bir tarafa taşınmadığı gibi köylerdeki göçün de önüne geçmek önemli. Değerli basın mensupları, okullar başlıyor demiştik ve okula başlangıç giderleri. Şimdi vatandaşa soruyorsunuz en büyük sorunlarımız nedir diye. İlk sırada ekonomi diyor, ikinci olarak da tabii ki eğitim diyor. Ancak eğitim ve ekonomi arasında çok önemli bir bağ var. Yoksulluk ve yoksunluk, tabii enflasyonist ortamda da bir de ülkede fırsat eşitsizliği varsa, fırsat eşitliği yoksa, vatandaşlar o yoksulluğu daha derinden hissediyor. Şunu unutmayalım, yoksulluğun aileden çocuğa geçmesini engellemek için, önünü kesmek için özellikle eğitim sisteminde fırsat eşitliğini vermek lazım. Eğer fırsat eşitsizliği varsa o ülkede yoksulluk aileden çocuğa geçecektir. Bunun önemini bir kez daha burada vurgulamak isterim. Şimdi iktidarın hatalı politikaları sayacağımız çok sayıda neden ile aslında ekonomik kriz ve enflasyon ortamında yaşayan aileler bu okula başlangıç maliyetleri yüzünden gerçekten çok büyük sorun yaşıyorlar. Bazen okula gönderememe ya da bütün ihtiyaçları karşılayamama ve bunun ezikliğini yaşama gibi çok büyük sıkıntılar içerisinde bulunuyorlar. Şimdi şöyle bir araştırma sonucuna bakmak istiyorum, bazı gerçekleri ortaya koyabilmek için. Ben bunları rakamlarla ifade ediyorum ama yaşayan aileler, çocuğu ile alışverişe çıkan aileler bunları zaten bizden çok daha iyi bilmekte. Bakın, TÜİK'in ve yine Enflasyon Araştırma Grubu'nun ve Birleşik Kamu İş'in fiyatlandırmasıyla ve 137 ürünün gerçek fiyatları üzerinden yapılan bir araştırmanın sonucuna göre okul öncesi eğitim için bir velinin yapması gereken harcama 3000 lira ile 4600 lira arasında geçiyor, değişiyor. 3000 lira ile 4600 lira arasında değişen bir maliyeti var. İlkokul düzeyindeki çocuğu için yine minimum 4900 lira ile 7550 lira arasında bir harcama gerekiyor. Ortaokula giden çocuğu için 5200 küsür lira ile 8000 küsür lira arasında bir harcama
yapma zarureti doğuyor. Yine lisede olan bir genci için 5400 lira ile yine 8300 lira arasında bir yaklaşık maliyet içeren alışverişini yapması gerekiyor. Şimdi rakamlar böyle, bunu az önce de ifade ettiğim gibi çarşıya pazara çıkan, bu ihtiyaçları karşılamaya çalışan aileler bizden çok daha net biliyorlar ve bu sıkıntıları derinden yaşıyorlar. Değerli basın mensupları, bu söylediğim rakamlara okullarda bağış adı altında toplanan paralar dahil değil. Bir de bu paralar var. Az önce de ifade ettiğim gibi okul bütçeleri yapılmadan ve yeterli miktarlarda okullara dönem başında ihtiyaçlar için gönderilmediği sürece bu paralar gizli de ya da işte aşikar da toplandığı zaman veliler gerçekten perişan oluyor. Bir diğer nokta okul öncesi eğitim. Diyoruz ki okul öncesi eğitimi zorunlu kılacağız. Zaten bunun için öğretmen ataması da yapılması gerekiyor ama hiç o çalışma da yapılmıyor. Bu da ayrı bir konu ama. Bir taraftan da bu okul öncesi eğitimin maliyetsiz olması lazım. Yani parasız olması lazım. Şimdi her ne kadar parasız dense de bize gelen ve bizim de gördüğümüz detaylar şunlar. Gerçekten okul öncesi eğitimde sürekli etkinlik için, boya için, kalem için, işte karton için, yapıştırıcı için sürekli aylık toplam bir para isteniyor velilerden. Aylık aylık isteniyor veya yüksek bir miktarda dönemin başında, her dönemin başında ayrıca isteniyor. Şimdi bunu gören veli gerçekten çocuğunu okul öncesi eğitime göndermekten de kaçınmaya başlıyor. Bunlar da şu anda bize gelen, bize iletilen ve bizim de gördüğümüz, teşhis ettiğimiz sorunlardan bazıları. Bu nedenle bu maliyetlerle çocuklarını eğitime gönderemeyen veya sıkıntı çeken, bu sorumluluğu yerine getiremediği için, bunları alamadığı için bu veli, ki aslında bu sorumluluk velinin değil, devletin sorumluluğudur. Parasız eğitim ve eğitim destekleri, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak, gençlerin sorunlarını çözmek. Ancak ailelere kaldığı için aileler burada büyük bir üzüntü yaşamakta. Diğer taraftan eğitim öğretim sisteminin yine temel yapı taşlarından sevgili öğretmenlerimiz. Önce şunu ifade edeyim cümleme başlarken, biz öğretmenleri bölen, ayrıştıran düzenlemelere karşıyız. Bunu da her aşamada ifade ettik. Şubat ayında önce tabii komisyona, daha sonra meclis gündemine öğretmenlik mesleğiyle ilgili öğretmenlik meslek kanunu geldi. Ve biz o aşamalarda bunun bütün sakıncalarını ifade ettik. Ama buna rağmen öğretmenlik mesleği basamaklandırıldı. Şimdi görüyoruz ki eğitim öğretim yılına hazırlanması gereken öğretmenler sınava, bu sınavlara hazırlık yapmaya başladılar. Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleği değerli basın mensupları. Bunu her aşamada söylüyoruz. Biz iktidara geldiğimizde de uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi ayrıştıran, rütbelendiren bu tür uygulamaları kaldıracağız. Bunu da peşinen söylüyoruz. Öğretmenliğin kendisi zaten bir uzmanlık mesleğidir, alanıdır. Tekrar vurgulamak isterim. Tabii sorunlarını dile getirmek isteyen öğretmenlere de bu sorunlarını ifade ettikleri zaman büyük bir karşı koyma görüyoruz. Kötü muamele ya da işte kötü ifadeler kullanıldığını da biliyoruz. Diğer taraftan eğitim-öğretim tazminatının da öğretmenlerde arttırılarak emekliliğe yansımasını sağlayacağız biz. Bunu da defalarca söyledik, yapılmadı. Ve öğretmenliği basamaklandıran tüm mali haklarında basamaklandırmadan, onların basamaklandırarak vermek istediklerini biz basamaklandırmadan tüm mali haklarını da vereceğiz. Bunu da ifade etmek isterim. Değerli basın mensupları, cümlemin başında da ifade ettiğim gibi ücretli öğretmenlik ayıbı halen devam ediyor. Ve ataması yapılmayan bu kadar öğretmen varken, ataması yapılmayan bu kadar öğretmen atanacağı günü beklerken halen ücretli öğretmenlik ayıbı devam ediyor. İktidarımızda ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik gibi sorunları da
çözeceğimizi ifade ettik. Evet, ilköğretim, ortaöğretimde sorunlar bununla bitmiyor, çok sayıda ama belli bir zaman süresi içerisinde bazılarını sıralamaya çalıştım. Biraz da yüksek öğretime bakalım dilerseniz, çünkü şu anda artık üniversiteleri kazanan öğrenciler veya önceki yıllarda girmiş ve şimdi devam edecek olan öğrenciler de eğitim öğretime başlamak için yurt sorunlarını çözmeye çalışıyorlar, barınma sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Ve bize her gün ulaşan veliler gerçekten çok üzgün. Önce şunu ifade edeyim, bu ülkede barınma sorunu yok, yüksek öğretimde barınma sorunu yok cümlesine asla katılmıyoruz. Şöyle ki, Sayın Bakan, yurt kapasitemiz 800 bini geçti dedi. Evet, bu kapasite 800 bini geçerken, geçen yıla göre yeni yapılan yurtlarda olsa da 800'e yakın yurt var, evet, KYK yurdu, ama çoğunluğu da içerisinde işte 3 kişilik yerler, 4 kişilik odalar 5'er kişi haline getirilerek, yani yoğunlaştırılarak bir kapasite artışının olduğu bilgileri de bize geliyor. Bunların hepsi bir tarafa, onları da bir tarafta tutmak istiyorum ama 800 bini geçti derken kapasite, öğrenci sayısına baktığımızda, ki sadece örgün öğretimdeki öğrencileri alıyoruz tabii ki, öğrencilerin sadece 1/5'ine imkan sağlayabiliyor. Şimdi tabii bir ülkede evde kalmak isteyenler de olacak, özel yurtta kalmak isteyenler de maddi durumu iyi olduğu için olacak ya da ailesinin olduğu ilde üniversiteye kazananlar da olacak. Bunların oranını zaten bir tarafta tutuyoruz, bunları hariç tutuyoruz. Ama dünyadaki uygulamalara baktığınızda yurt ihtiyacı karşılanma oranları öğrenci sayısının %45'i, %50'si. Yani bizdeki %20'li rakamlar gerçekten çok düşük. İşte bu da bir taraftan da yoksulluk ve yoksunluğun olduğu ortamda büyük bir barınma sorununu ortaya çıkartıyor. Öğrenciler, bize ulaşan öğrencilerden barınma sorunu olduğu için ailesinin yanına geri dönen, eğitimini bırakan ailelerin olduğunu, çocuklar, gençlerin olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve üzülüyoruz. Onlara yerel yönetimlerimizin yurt imkanlarından faydalandırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince mevcut olan illerde iyi ki bu imkanlar var. Bunu da buradan ifade ediyorum. Yerel yönetimlerimize de bu yurtlar açısından, bu yurtları sağladıkları için teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum ve her günde sayıları artıyor. Bu aslında bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, aynı zamanda tabii ki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Ancak maalesef bu ülkede bu ihtiyaç yok dense de var. Evet, sorunlar böyle devam ederken tabii geçinmek de zor yüksek öğretimde. Öğrenciler, bir öğünle geçinen öğrenciler var. Bazen çalışmak zorunda kalan, çalışsalar da geçinemeyen, barınma ihtiyacını, beslenme ihtiyacını karşılayamayan öğrencilerin de çok olduğunu biliyoruz. Burslar yetmiyor. Şu enflasyon oranlarında, şu alım gücü yetersizliğinde burslar gerçekten öğrencilere yetmiyor ve biz bunu defalarca ifade ettik. Evet, şöyle sonlandırmak istiyorum. Aslında devam edebiliriz, sorun çok ama süremiz de kısıtlı. Şimdi gençlerin gelecek kaygısı içerisinde yeni döneme başladığını da görüyoruz. Yani üniversiteye gidersem de acaba mezun olduğumda iş bulabilecek miyim? Nasıl okuyacağım, sonrasında da iş bulabilecek miyim? Diyorum ki gençler, korkmayın, kaygılanmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında gerçekten iyi bir eğitim sistemi ve fırsat eşitliği olacak. Doğru politikalar ve başarılı bir ekonomi yönetimiyle, doğru planlamalarla, istihdam yaratılarak da işsizliğin önüne geçilecek. Siz kaygılanmayın, kendinizi eğitime verin, bütün sorunların aşılacağını göreceksiniz. Yeni eğitim öğretim döneminin öğrencilerimize, gençlerimize hayırlı olmasını gönülden diliyorum. Teşekkürler. Bir soru yok herhalde. Teşekkür ederim.